Evet, avukat Abdülkadir Kahraman. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Oğuz Bey. Nasılsınız, iyisiniz? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız, İyi, iyisiniz? teşekkür ediyoruz. Bugün çok merak edilen bir konuyu konuşacağız. Miras hukuku. Yani bu miras hukukunda özellikle hem mirası bırakanlar hem miras sahibi, hak sahibi olanlar çok merak ediyor. Çünkü aile içerisinde biliyorsunuz anlaşmazlıklar oluyor. İşte Evet. ben senin mirasımdan seni mahrum bırakacağım. Gideceğim diğer çocuklara tapuda satacağım. Ondan sonra sana bir şey bırakmayacağım. Evet, o da tabii ki haksızlık yaptığını düşünebiliyor. Bu konuda bir takım bizim şimdi onları da konuşacağız. Hukuki haklar var. Çünkü o Evet. da onun hakkı. Onu da yapabileceği şeyler var. Tabii yani hani anne baba da belki kızgınlıkla onu yapıyor ama burada tabii ölüm hak, miras helal. Buradaki süreç nasıl olmalı? Böyle bir baba, anne baba kızgınlıkla gitti. Mirasından mahrum bırakmak için daha ölmeden daha belki de gidiyor tapuda satıyor. İşte noterde satıyor. Ondan sonra diğer çocuklarına bölüştürüyor, ona vermiyor, onu cezalandırıyor. Peki böyle bir durumda tabii seyircilerimiz de merak ediyorlar. Biz WhatsApp numaralarımızda tekrar yazdık. Haksızlığa uğrayan kardeş ne yapacak? Şimdi burada anne baba ya da hani büyük büyük baba, büyük anne, yani miras bırakan kişi vefat ettikten sonra taşınmazlarını sağken, hayattayken bir çocuğuna ya da birkaç çocuğuna devrediyor. Ya ve diğer çocuğuna ya da bir iki tane çocuğuna, genelde bizim toplumumuzda bunlar kızlar oluyor maalesef. Kızlara miras vermeme konusunda bir huyumuz var. Yani çok acı bir şey bu. Onlar da mahrum bırakmak için satış yapıyor. Burada mirastan mahrum kalan kişiler, kişi vefat ettikten sonra, miras bırakan vefat ettikten sonra bu işlemin, bu hileli işlemin, bu iptalini sağlayabiliyorlar. Burada mantık şudur. Burada bir satış gibi gözükse de burada bir taşınmaz alışverişi yok. Yani miras bırakan kişi bunu gerçekten satış yaparken bir para almıyor. Sadece diğerlerini mirastan mahrum bırakmak için yapılan bir hileli işlem var. Ve biz bu, yani literatürümüze bu Muris muvazası olarak geçmiştir. Muris muvazası davası açılarak bu işlemlerin iptali sağlanabiliyor. Bu davanın güzel yanı da şu: şimdi miras bırakan çok geçmiş zamanda da bunu yapabilir. 1980'de taşınmaz devretmiş olabilir. Çocuğu daha küçükken devretmiş olabilir. Ya da büyük büyük babanız bu taşınmazı devretmiş olabilir. Burada zaman aşımı işlemiyor. Muvazalı, hileli bir işlem olduğu için dava her zaman açılabilir. Bu davanın güzel yanı da bu. Peki yani hani o satış yapıldı, o da başkasına sattı, o da başkasına sattı. Bunları iptal ettik satışı. O tekrar geri mi geliyor yoksa onun Şimdi parasını? şöyle, eğer mirası ele alan kişi bunu sattıysa ve bu satılan kişi hileli değilse, gerçekten bir alışveriş olduysa orada. Burada oradaki miras payının güncel miktarı, TL bazındaki miktarı talep edilir, para olarak alınır. Ama eğer satış yapılmamış, kendi üzerindeyse ya da satış yapılmış hileli, işte erkek çocuk almış mirası, eşine satmış ya da kayınçosuna satmış. Burada bir hileli bir işlem var. Amaç tapu bende kalsın, para bir şekilde alınır var. Bu sefer hileli işlem olduğu için üçüncü kişiye satsa bile biz bu satışın tapu olarak geri alınabilme imkanı var. Ancak bu satış gerçekse para olarak alınabiliyor. Ya zaten bu davalar açılırken ilk başta şu istenir mahkemeden, tedbir konulur: sen bu satışa şerh koy, bu tapu satılmaz. Çünkü kişi dava açıldığını öğrenir öğrenmez çok rahat bir şekilde bunu nakde çevirmeye çalışıp başka bu parayı şeylere değerlendirebilir, hak kayıplarına sebep olmaya hareket edebilir. Mahkemeden ilk istenen şey bu, zaten bu satışın engellenmesidir. Amaç da budur. Çünkü davanın sonucunda elde edilecek şey garanti altına alınmak istenir mahkemede. Peki şimdi araçlarda da bu geçer mi? Şimdi noterli satışı yaptı. Noter satışına devrettiği anda onun üzerine aldı arabayı. Ondan sonra o satış bunu da iptal ettirebiliyor Şimdi, muyuz? tabii ki de burada önemli olan bir satış işleminin olması, yani hileli bir satış işlemin olmasıdır. Şimdi noterde de yapılsa, bu araç da yapılsa, burada da hileli bir satış olduğu için burada da Muris muvazaat davası da konu olacaktır. Çünkü bir resmi daireye gidilmiştir. Burada bir üçüncü kişileri kandıracak şekilde bir hileli satış vardır. Bunların da iptali aynı şekilde Muris muvazaat davası da açılabilir. Gene bunlar da aynı şekilde hileli işleme dayandığı için
Zaman aşımı işlemez. Peki yine hepsine kızdı bütün çocuklarına. Ben dedi size bağışlıyorum malı mülkü. Ondan sonra size de hiçbir şey yok. Bunu bağışladın. Şimdi, o zaman ne olacak? Evet, bunlar şimdi güzel sorular. Şimdi maalesef bu tarz şeylerde karşılaşabiliyoruz. Hatta Türk filmlerinde eski şeylerde şey yapar. Sana mirasına seni reddediyorum, evlattan reddediyorum şeyleri var ama maalesef o denilen gibi olmuyor. Yani o evlatlıktan reddede şeklinde olmuyor. Şimdi kişi vefat edecek ya da hayatında kız çocukların hepsine kızmış. Halasının kızını çok seviyor. Bütün mal varını ona devretti. Ya da belediyeye devretti. Ya da bir vakfa devretti. Şimdi bizim burada mirasçıların, yasal mirasçıların saklı paylı bir hakkı var. Bu da yasal miras oranının yarısı kadardır. Yani sizin babanızın mal varlığı 10 milyon TL diyelim. Sizin burada iki kardeşsiniz varsayalım burada. 5 milyon TL, 5 milyon TL iki kardeşe miras kalması lazım. Burada saklı pay 2,5 milyon TL civarındadır. Bu sefer açılacak tenkis davasıyla, bu sefer Muris muvazası değil, tenkis davasıyla birlikte o saklı pay dediğimiz rakam, yani 2,5 milyon TL'ye tekabül eden rakam, yani verdiğimiz örnekten, geri alımın para olarak geri alınma imkanı sağlanabiliyor. Yani burada işlem iptali sağlanmıyor. Gasp edilen hakkın saklı pay oranındaki miktarın para olarak geri alınması sağlanıyor. Yani bir alacak davasına dönüyor olay. Yani bağışladığı kurumdan o zaman tekrar dava açıp oradan da alabiliyor yani. Tabii para olarak alıyor, değerini alabiliyor. Evet. Peki kuruma değil de başka birine bağışladım. Sevdiğim birine bağışlıyorum ben dedi. Bu mal benim değil mi? Yani ona vermiyorum, ona bağışladım. Ondan sonra bu durumda da mirasçı var. Yine alma o saklı paydan yapabilir mi? Tabii gene yapabilir. Yani burada bir kurum olmasına gerek yok. Az önce dedim ya, halasının kızını seviyor, bunu bağışladı. Ya da dışarıda gördü, dedi ki size kızıyorum dedi. Bu kapıdan giren ilk kişiye bütün malımı bağışlıyorum dedi mesela. Ve gitti bağışladı. Yani yapabilir mi? Yapabilir. Bunun hukuken bir engeli yok önünde. Hı. Yani burada gene aynı şekilde saklı paya tecavüz edilen kısım, saklı paya girilen, gasp edilen kısımdan mirasçılar bunu iptalini sağlayabilir. Daha doğrusu para olarak geri alabilir, tazminat olarak alabilir. Evet. Ya tabii böyle şeyden sonra da, ölümden sonra da haksızlıklar var ama şimdi bazıları da diyor ki ya diyor ben diyor daha babam diyor benim diyor önümde bana hiçbir şey yapmadı. Ama diyor kardeşime diyor ev aldı, araba aldı, evini düzdü, bilmem ne, her şeyini yaptı. Ondan sonra burada da bir ayrımcılığa uğradım. Ben şimdi ne yapacağım? Şimdi tabii yani burada bir hileli bir satış yok. Baba bir para bağışlamış ya da gitmiş erkek çocuklar üzerine ya da bir çocuğunu çok seviyor. En küçük çocuğunu çok seviyor. Bizde öyle bir hastalık da var. Gidiyor ona ev alıyor. Ya da sizin düğününüzde hiçbir şey olmamış. Sizin düğününüz köy meydanında olmuş. Diğer çocuğa düğünde ev alınıyor, araba alınıyor. Ondan sonra çok lüks yerlerde, yani örf adetin dışında çok lüks yerlerde düğünler yapılıyor. Bu sefer de biz denkleştirme davasına gidiyoruz. Denkleştirmenin mantığı şu. Yani mirası biz terazi olarak düşünürsek bütün kardeşlerin kefelerine eşit miktarda hayattayken yardımlarda bulunmamız gerekiyor. Ama biz şimdi tutup da bir kardeşe daha fazla şeyler verdiğimiz zaman, bir mirasçıya daha fazla haklar verdiğimiz zaman bu kefe dozuluyor. Şimdi kanunumuz da diyor ki sen bunu denkleştir. Ey mahkeme, sen bunu denkleştir. Ve burada da o eşit olması gereken miktara ne kadar fazla kaçmışsa eğer o rakam, bazen tapu iptali sağlanır bu, bazen alacak davasına döner. O dengelenmeye sağlanır bu davayla. Yani haklarımız bitmiyor. Evet, kardeşimize hediye gibi verilebilir, düğün hediyesi gibi olabilir ama aşırılığa gidilmişse, eşit davranılmamışsa burada gene bunlar eşitlenebiliyor ölümden sonra. Evet, genelde ülkemizde de anne babalar bir kardeşin durumu daha iyidir. Onun zengindir, parası var, pulu var. Ben o zaman o adaletli dağılımı burada birazcık fazla yapayım. O terazinin kefesine dengeleyeyim diye de düşünebiliyorlar. Ha, bu da hukuken doğru değil anladığım kadarıyla. Yani şöyle, bizim kanunumuz şunu istiyor. Daha hukukumuz şunu istiyor. Yani evlatlarına eşit davran. Yani evlatlarına eşit davranmazsan sen öldükten sonra bunlar davalık olup, eşit davranılmayan kişi, hakkı gasp edilen kişi bu hakkı dava yolla, mahkemeyle bunu alabilir. Yani bunu söylüyor kanunumuz. O yüzden hani adaleti, evet vicdanımız var, adaletli olmamız lazım ama eşitliği de göz önüne almamız gerekiyor kardeşler arasında, evlatlar arasında. Evet, kanunen o da bir hak. Evet. Sonunda bu hakkı yerine teslim etmediğiniz zaman kardeşleri birbirine de o malın düşürdüğünü biz görüyoruz. Evet. Evet. Peki miras bırakan kişi taşınmazını sağken satmadı. Hı-hı. Ancak ölünceye kadar bakım sözleşmesi yaparak devretti. Bu konuda ne yapabiliriz? Şimdi biz dedik ya az önce hileli bir
İlk soruda sordunuz hileli bir satış var. Şimdi bundan kaçmak için ilk başvurulan nokta bu. Yani ben bunu tabuda satış yapmayayım da hani ölünceye kadar bakım sözleşmesi yapayım. Hani öldükten sonra devre olsun. Hani bana bir borçlandırıcı işlem gibi olmuş olsun. Yani bir arada farklı şeyler giriyor. Şimdi burada da ilk başvuran yollardan bir tanesi bu maalesef. Tabii ki de burada da her şey bitmiş değil. Burada Yargıtay'ın verdiği kıstaslar var. Yargıtay diyor ki, bu bir vefat eden kişi bakıma muhtaç olan kişi. Gerçekten bakıma muhtaç mı? Şimdi adam 40 yaşında bu sözleşmeyi yapıyor. Ya sen safazalam ayaktasın. Bakıma muhtaç değilsin. İki, senin 3 tane evin var. Üçünü de devrediyorsun. Ya birini devredebilirsin. Hani sana gerçekten bakmış bu insan, ailesinin çoluğu çocuğuna seni seferber etmiş. Ama sen bir miktarını vermektense bütün hepsi topyekun veriyorsun. Yani amaç burada bu kişinin sana baktığı için bir mal, bir bu vicdani kanaati, vicdani rahatlatmak değil. Burada amaç sen bu sözleşmeyi kullanarak, hileli olarak kullanarak diğer kardeşlerin hakkına girmek. Diğer kardeşleri mirastan mahrum etmek. Bunda da gene aynı şekilde hileli bir işlem olduğu için buradaki yapılan ölüme bağlı tasarrufa iptali sağlanabiliyor. Anladım. O zaman bir mesela dört kardeş bir daha eşit dağılım olmadığını düşünüyor. Evet. Bir tanesi bir dava açtı. Tekrar yeniden mi dağılıyor hepsi? Bütün kardeşler faydalanıyor. Tabii ki de bu sefer şöyle bütün kardeşler faydalanıyor. Bu davaların özelliği şu. Şimdi biz annemiz babamız Allah gecinden versin ya da bir miras bırakan dede vefat ettiği zaman biz tapuya gittiğimiz zaman bunun intikalini istediğimiz zaman bütün paydaşlara, mirasçılara intikal olur. Ama bu davalar öyle değil. Yani miras bırakanın 4 çocuğu var. Bütün mal varını birine bırakmış. Diğer ikisi dava açıyor. Diğer bir tanesi diyor ki ben kötü olmak istemiyorum. İki kişi davayı açıyor, hakkını kazanıyor, alıyor. Diğer kişi hiçbir şey kazanamıyor. O öyle kalıyor. Ve çok ciddi ileride pişmanlıklar yaşıyor. Ya benim iki kardeşim açtı, işi karşıya geçirdi. Gayet güzel haklarını aldı. Bana hiçbir şey vermedilere dönüyor bu sefer. Onun hakkında saklı kalıyor mu davayı sonradan açtığında? Yani şöyle her zaman saklı kalmıyor. Zaman aşımı belli süreleri var. Şimdi Nuris Muazzası dedik, hileli bir işlemdir. Hileli işlemde zaman aşımı işlemez. Ama bağışlama olduğu zaman burada bizim sürelerimiz var. Şimdi bağışlamada tenkis davası yani başka bir kişiye, mirasçı olmayan başka bir kişiye dava açılacak için tenkis davası açılır. Bunun genel kural 10 senedir ama bunu öğrendikten sonra ya da mirasçı vefat ederse 1 sene içinde açılması gerekir. Yani riske atmamak için. Şimdi siz bu seneyi 1 sene geçirdikten sonra bu hakkınız kayboluyor. Doğru. Ya da denkleştirme. Bir kardeşe hepsi bağış yapıldı. İntikaller sağlandıktan sonra 10 senelik zaman aşımız var. Şimdi burada bu 10 sene bazen bize 10 sene çok uzun gebele gelebiliyor ama 10 sene inanın hiç uzun süre gibi olmadığı şeyler oluyor, olaylar geliyor önümüze. Zaman aşımına uğramış olaylar geliyor. O yüzden biz her zaman şunu tavsiye ediyoruz. İşi sıcağı sıcağına çözmek önemli olan. Yani biri vefat ettikten sonra bir haksızlığı siz bunu biliyorsunuz ki %90 biliyorsunuzdur. Bunlar çünkü malı elde eden kişilerin hayat standartları değişmiştir, yaşantıları değişmiştir. Mala karşı hiçbir şey konuşmazlar. Burada bir şeyler, yani tuz kokar deriz ya, burada bir şeyler olduğunu anlarsınız. Bu vefat ettikten sonra evet acınızı yaşayın ama ondan sonra haklarınızı da almanız gerekiyor. Evet, son 2 dakikamız birazcık hızlı bir şekilde birkaç tane daha soru soracağım. Seyircilerimizden çok sorular geliyor. Diyor ki babam kardeşime boş senet imzalatmış. Ondan sonra ölünce de kardeşim bu senedi doldurup babamın bütün mal varlığına el koydu. Evet, gerçekten çok spesifik olaylar. Bunlar başımıza geliyor, maalesef geliyor. Yani şimdi şöyle, burada öyle bir olaya cendereye sokuyoruz ki bizi, biz tek başımıza bu senedin iptalini davasını açamıyoruz. Önce babamızın mirasını tereke temsilcisi atıyoruz. Sulukuk'tan diyoruz ki biz bu mirasçı olarak anlaşamıyoruz, bir ihtilaf var. Bize bir temsilci ata. Ondan sonra dışarıdan üçüncü bir kişi temsilci atıyoruz. Üçüncü kişi vasıtası bu temsilci bu senedin menfi tespit davası bu senedin esasında borçlu olmadığı için dava açabiliyor. Yani gerçekten çok alanda spesifik bir dava, özel bir dava. Ve hani diyorum ya siz bile açamıyorsunuz yani siz mirasta borçlusunuz ödeyebilirsiniz ama iptalini sağlayamıyorsunuz. Böyle bir garip bir şeye giriyor olay, duruma giriyor. Peki bir soru daha var. Diyor ki babam diyor taşınmazların kiralarını diyor bir kardeşime vermiş diyor biz almadık diyor yıllarca diyor ne yapacağız? Şimdi kişi vefat ettikten sonra babanız vefat etti. Bir kardeşiniz uzun yıllar sürekli kiraları aldı. Şimdi burada şöyle söyleyeyim sebepsiz zenginleşme koşullarına gidilir. Ecimisle gidilmez. Çünkü burada bir kiracılar işgal değildir.
Burada bir kardeş sebepsiz zenginleşiyor sürekli. Sizin kiralarınızı alıyor. Şimdi burada öncelikle en başta yapılması gereken şey, eğer kardeşler arasında kira almalarında bir ihtilaf varsa, kiracılara ilan ve mirasçılık belgesiyle birlikte, bak benim payım bu kadar, sen şu kadar kira ödüyorsun, bana bu payımı ver. Ödeme yerini göstermez gerekiyor. Ve kiracı da size, sizin hakkınız olan parayı size göndermek zorunda. İkincisi, almanız dönem için geriye dönük 2 yıllık bir zaman şeyi var. 2 yıllık şeyi de kardeşinizden, sizin hakkınızı alan kardeşinizden dava yolla alma şansınız var. Alabilirsiniz. Çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Çok ben teşekkür ediyorum. Çok güzel bilgilerdi. Çok keyifli bir sohbet oldu. Gerçekten çok güzel sorular sordunuz. Hazırlanmışsınız gerçekten de. Ben de keyif aldım.